Çalışacağız. Sayın Özuğurlu, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Merhabalar. Aslında size soruyu biraz tersten sormak istiyorum bu kez. Çünkü İsrail'de de sıkıntılar yaşandığı haberleri paylaşılıyor. Özellikle İsrail halkının daha birkaç gün önce, birkaç gündür de devam eden, Netanyahu'yu protesto eden, yönetimi, İsrail yönetimini, hükümetini protesto eden eylemleri devam ediyor. Ve İsrail kamuoyunda İsrail saldırıları pek de ne diyelim alkışlayarak karşılanmıyor, en azından belli bir kısmında. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? İsrail'den hatta göçlerin başlayabileceği, Tel Aviv'den özellikle yine söylenenler arasında. Sizi dinliyoruz efendim, konuya dair yorumunuzu alalım. Evet. Netanyahu ile ilgili olarak 7 Ekim öncesinde de bir rahatsızlık söz konusuydu. Yani ultra faşist bir hükümet olarak nitelendiriliyor. Bir takım bakanlarla beraber kurmuş olduğu koalisyon hükümeti ve bu hükümetin iki çok önemli icraatı oldu. Bir tanesi yüksek yargıya müdahale. Hatta biz Türkiye'ye mi benziyoruz pankartları taşıyordu İsrailler Netanyahu'yu protesto ederlerken. Bu yüksek yargıya müdahale konusuyla ilgili olarak. İkincisi ise İsrail'in yani ordunun, güvenlik güçlerinin özellikle Batı Şeria'da Nablus gibi kentler başta olmak üzere bir takım yerleşim birimlerindeki çok sert müdahaleleri ve Filistinlilere bir gözaltı dalgası uygulamaları. Ve bütün bunlar tabii çok büyük rahatsızlık yarattı. Yani hem İsrail toplumunda Yahudiler arasında hem de elbette Filistinler arasında büyük rahatsızlıklar yarattı. Sonrasında tabii Netanyahu'nun imdadına 7 Ekim yetişti ve o gün bugündür Netanyahu saldırılarını sürdürüyor. Ancak bütün halkı arkasına alabilmiş değil. Hatta bürokrasinin hepsini arkasına alabilmiş değil. Bir kere zaten Harediler var ki mesela ultra dindar Yahudiler var. Bunlar dünyanın her tarafında ve İsrail içerisinde askere gitmeyi de reddediyorlar. Ya da bir şekilde İsrail'in bu saldırılarına da karşı çıkıyorlar. Bu tamam dinsel bir motivasyon ama diğer taraftan elbette İsrail'de Netanyahu'nun bu politikalarını onaylamayan bir kesim de söz konusu. Sayın Özuğurlu, çok özür dilerim. Hamas'ın bu 7 Ekim'de... Duyabiliyor musunuz? Evet. Şöyle, daha önce de geçtiğimiz haftaydı evet, zannediyorum. İsrail askerlerinin bir bölümü savaşmayı reddettiler. Bunlar o sizin bahsettiğiniz dindar gruplardan mıydı? Yoksa barış anlamında mı reddetmişlerdi? Savaşa karşı oldukları için mi reddetmişlerdi bir bölüm asker? Bunlar dindar gruplardan. Yani özellikle bu yedeklerle ilgili olarak İsrail toplumu asker bir toplum. Kadınlar da mesela askerlik görevini yapıyorlar. Diğer taraftan her an savaşa hazırlar. Yani böyle bir toplum İsrail toplumu. Dolayısıyla bu yedekler hemen mesela herhangi bir çok önemli bir şey olduğunda çağrı yapılıyor ve silah altına alınıyorlar. Bunlar bu yedeklerden ama bu bahsettiğiniz şekilde şeyden kaynaklanıyor. Yani Haredilerden, işte bu dindar kesimden. Evet, bunlar reddediyorlar savaşmayı. Dolayısıyla ama şöyle bir şey de var. Genel itibariyle de dediğim gibi Netanyahu çok da rahat değil. Özellikle yüksek bürokrasi içerisinde Gazze şeridine yapılacak müdahale ve bu müdahalenin ne şekilde yapılacağıyla ilgili olarak, özellikle kara harekatıyla ilgili olarak çok büyük görüş ayrılıkları söz konusuydu. Ve Netanyahu çok zor bir süreç üstlenmiş oldu aslında, riske de girdi. Tabii bu 7 Ekim'de Hamas'ın birçok kişiyi esir almış olması da Yahudi toplumunda büyük rahatsızlık yarattı. Yani bir yandan öfke Netanyahu'ya yöneldi. Dediğim gibi zaten aslında bunun altyapısı vardı, önceden vardı. Şimdi neden böyle bir hassasiyet var? Yahudi toplumu kendi ölülerine çok büyük önem veriyor. Yani örneğin bir bütünlüğün, yani cesedin bütünlüğünü koruması için özel bir şey yaparlar, çaba sarf ederler ya da onu öyle görmek isterler. Veya ne olursa olsun öldürülen herhangi bir asker veya yakınlarını mutlaka bir şekilde defnetmek isterler. Dolayısıyla İsrail yönetiminin veya ordusunun Hamas'a yönelik müdahalesi sırasında esirlerin zarar görmemesini istiyorlardı. Ya da en azından ölmüşlerse bile bir bütün olarak cesetlerini almak istiyorlardı. Böyle bir şey var, bir hassasiyet var İsrail toplumunda. Fakat bu kez Netanyahu böyle bir şeyi gözetmedi, böyle bir hassasiyeti gözetmedi ve bazı esirler İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Yani Hamas'a müdahale ederken. Bu çok büyük bir rahatsızlık yarattı. Ama ne olursa olsun asıl şu anda yaşayanlarla ilgili olarak Hamas, İsrail toplumunun bu hassasiyetini bildiği için ama aynı zamanda kendi militanlarının da iade edilmesi için İsrail'e her ateşkes görüşmesinde, aracılarla yaptıkları görüşmelerde esir takası önerdi. Dolayısıyla bu İsrail toplumu tarafından biliniyor. Ancak Netanyahu bu takasa yanaşmadı. Dolayısıyla şu anda Hamas'ın elinde bulunan esirler hem bulunmaları sebebiyle hem de bulunanların kimisinin zaman zaman hayatını kaybetmesi sebebiyle Netanyahu suçlanıyor. Ve toplumda buradan özellikle Netanyahu'ya tepkisini dile getiriyor. Ve son zamanlarda bu tamamen artmış durumda Netanyahu'ya karşı. Biraz erteledi bunu aslında. Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi bunu biraz erteledi, bir başarı olarak görüldü. Ancak belli ki arkasından Hizbullah'ın hiç de gücünü kaybetmemiş bir şekilde en azından şu anda bir görüntü veriyor olması ve son yapılan saldırıda olduğu gibi İsrail ordusuna ciddi zararlar verebilmesi toplumdaki o havayı bir anda bitirdi. Yani Netanyahu lehine tekrar belki gelişebileceği düşünülen o havayı bitirdi. Dolayısıyla şu anda Netanyahu aynı savaşın ilk günlerindeki 7 Ekim'den sonraki ilk eleştirildiği günlerdeki pozisyonuna dönmüş oldu. Peki şimdi aslında bu sabah birçok kişiyi farklı bir endişe kapladı Sayın Özuğurlu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e füze ve asker desteği gönderdiği, yaptığı ve bu desteği sürdüreceğine ilişkin açıklamalar herkeste hemen hemen bir endişeye sebep oldu. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu her şeyden önce İsrail'in İran'a saldırısının daha yüksek bir olasılık olduğunu gösteriyor. Daha doğrusu bu olasılığın daha da yükseldiğini gösteriyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu THAAD savunma sistemleri var. Bunları gönderdi İsrail'e. Neden? Daha önce İran'ın yapmış olduğu saldırıya İsrail'in demir kubbesi yeterli bir cevap veremedi. Veremediği için İran bir takım yerleri vurabildi. Bu son saldırıda da olduğu gibi fiberoptik bir takım şeyler kullanılıyor. Yani bu insansız hava araçları kullanılıyor ki bu teknoloji gerçekten çok yeni bir teknoloji. Dolayısıyla İsrail savunma sistemleri yetersiz kalıyor ve buradan şöyle bir mantık yürütebiliriz. İsrail İran'a bir şekilde saldıracak. Bu yüksek olasılık ve İran da buna karşılık verecek. Eğer Amerika Birleşik Devletleri demir kubbenin yanına bir de bu sistemleri, savunma sistemlerini gönderiyorsa evet İran'dan bir karşılık bekliyorlar demek ki, ama aynı zamanda böyle bir karşılığın olabilmesi için elbette İsrail'in önce saldırması gerekiyor. Şimdi zannediyorum anlaşmazlık, Amerikan yönetimiyle Tel Aviv yönetimi arasındaki anlaşmazlık saldırının nerelere ve ne kadar ağırlıkta yapılacağı şeklinde. Şimdi geçtiğimiz günlerde tabii İsrail Savaş Kabinesi Netanyahu'ya ve Savunma Bakanı Galant'a saldırının zamanını ve şeklini belirleme yetkisini verdi. Dolayısıyla aslında bu ikilinin Amerika Birleşik Devletleri pazarlık halinde olduğunu söyleyebiliriz. Hatta İsrail basınında şöyle haberler de yer aldı. Amerikan yönetimi aslında Netanyahu'yu çok ciddiye almıyor. Krizin ilk gününden bu yana Savunma Bakanı'nı ciddiye alıyor, muhatap olarak alıyor. Dolayısıyla evet böyle bir pazarlık var, böyle bir pazarlık devam ediyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar izin verdiğini ya da en azından kendi çıkarlarına ne kadarının zararlı olabileceğini düşündüğünü, belirttiğini bilmiyoruz şu anda. Çünkü nükleer tesisler var, stratejik olarak düşünecek olursak bir de şeyler var. Yani İran'ın petrol ihraç ettiği limanlar, işte Bandar Abbas gibi mesela, aynı zamanda çok büyük rafineriyi de barındıran yerler buralar. İşte bir ada var. Dolayısıyla İran'ın buralarını hani vurması İsrail'in, evet İran'ı felç edebilir ama aynı zamanda dünya petrol ticaretini de felç edebilir. Evet. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Avrupa'nın şu anda çıkarına olan bir durum değil. Evet. O yüzden şey nerede, pazarlıkta ne iş diyorlar, ne yapıyorlar bilmiyoruz. Fakat söyleyebileceğimiz şudur: Amerika'nın birlik göndermesi ve aynı zamanda silah göndermesi İsrail'in saldırısının olasılığını daha da yükseltti. Evet. İran'ın da cevap verme olasılığını daha da yükseltti. Dolayısıyla önümüzdeki günden kritik olabilir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz Sayın Musa Özuğurlu, aktardığınız